Hanımlar, beyler, beni dinler misiniz? Gülizar Hanım, dün itibariyle miras hakkından vazgeçmiştir. Gülizar. Evrak, noter onaylı. İşte burada. Şükrü abla, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayriye Hanım evde miydi? Evde de, avukatlar da burada, vasiyet açıklanıyor. Şok! Ay ne oldu kız? Söylesene. Gülizar mirası reddetti. 5 kuruş almayacakmış bunlardan. Ay deli ya, bir normal çıkmaz mı şu sepetçilerden? Bence haysiyet sahibi desek daha doğru olacak. Helal olsun ona. Kendine yakışanı yapmış. Evet, eğer herkes emin olduysa bana artık müsaade. Yorgan gitti, kavga bitti. Hayrını görün paranızı. Otur kızım, olmaz. Yırtar atarız biz o kağıdı. Olmaz öyle şey. Babanın kemikleri sızlar mezarında. Hakkını alacaksın. Bunun altından da kesin başka bir şey çıkacak Hayriye Hanım. O yüzden fazla yalvarmayın bence. Evet efendim. Bize müsaade. Evrak'ın bir kopyasını bırakıyorum. İyi günler. Ya ben sizi ikna etmek için daha ne yapabilirim? Öleyim mi? Ne istiyorsunuz benden ya? İstemiyorum paranızı, gideceğim diyorum. Arkamdan bir temizlik yaparsınız, pılımı pırtımı her şeyimi temizlersiniz. Oh mis. Bak, sonradan gelip aç kaldım, sokakta kaldım, bana para verin falan deme. Avucunu yalarsın, haberin olsun. Sürünsen umurumda olmaz. Senin seçimin sonuçta. Ay siz kafayı yemişsiniz parayla. Her şey para mı ya? Ben bu yaşıma kadar parasız geldim. Ne oldu? Bakın, yaşıyorum. Bundan sonra da aslanlar gibi yaşamaya devam edeceğim. Paradan çok daha değerli şeyler var hayatta. Herkesi kendiniz gibi sanmayın. Ben buraya para için falan gelmedim. Ben buraya düzeninizi falan bozmaya da gelmedim. Ben buraya sadece babamı tanımaya gelmiştim. Başımda ne bir çatı vardı, ne de sırtımı yaslayabileceğim bir dağım vardı. O yüzden sağ olun. Bir çatı verdiniz bana. Benim karnımı doyurdunuz. Gerçekten ben bir an değişir sanmıştım. Bana zamanla alışırsınız sanmıştım. Yok artık. Beni sevmek kolay, kabullenmek zordur. Biliyorum. Son söyleyeceğimi ilk söylerim ben. Kalpten değil de bazen korkularımdan konuşurum. Çünkü benim ne bana sevgiyi paylaşmayı öğretecek bir annem, ne de güven alıp vermeyi öğretecek bir babam oldu. Gerçekten değişir sanmıştım. Bana alışırsınız falan sanmıştım. Baharınıza basarsınız sanmıştım. Yalnızca bir aile istemiştim. Yalnızca bir aile. Kuzum dur. Ay çok dokunaklıydı vallahi. Böyle birden aklım başıma geldi. Böyle kendimden utandım resmen ya. Sorma, benim de içim çok kötü oldu. Salak zannediyor bizi, gerizekalı. Onun tipinden, hareketlerinden belli ne oldu. Ah babanız. Ah. Kuzum bir dinle beni. Gülizar. Yüzüme de mi bakmayacaksın?
Gülizar. 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 Etme. Sen onların kusuruna bakma. Acılarına ve korkularına ver. Özünde hiçbiri kötü değil. Yeter ki emek verip içlerindeki iyiliği çıkarasın. Ya ben denedim babaanne ama kendileri buzdağından hallice oldukları için hiçbirine ulaşamadım ben. Üzgünüm ama bir daha hayatım boyunca hiçbirini görmek istemiyorum. Zaten hayat geçmişti üzerimden, bir de kardeşlerime hiç gerek yok. Kardeş gibisi var mı kuzum? Onlar senin ailen. Benim ailem dışarıda beni bekliyor babaanne. Beni bırak gideyim. Onların tabiriyle kendi geldiğim çöplükte yaşamaya devam edeyim. Hem böylesi daha iyi. O kapıdan çıktığım anda ben sildim zaten sepetçileri. Beni de mi sildin? Ben hep senin yanında oldum. Elim erdiğince, dilim döndüğünce hep sana destek oldum. Ömrüm yettiğince de hep elim üstünde olacak. Babaannem. Babaannem benim, iyi ki tanıdım seni. Ben seni iyi ki buldum. Sen bana babamın en büyük mirasısın. Ama bir süre seninle de görüşmeyelim. Ne olur beni yanlış anlama. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum. Candan'la çocukları sana bunu pahalıya ödetirler. Arada kalmanı istemiyorum. Hem onların benden daha çok sana ihtiyaçları var. Kayıplar. Hayat bilmiyorlar. Ben bir şekilde idare ederim. Sen beni hiç merak etme. Onlar ne kadar başıma eğdilerse bugün, sen de o kadar göğsümü kabarttın. Madem gönlünden geçen bu yönde, bana da saygı duymak düşer. Ama babaannen her zaman yanındasın. Hakkını helal et kuzum. Hakkını helal et. Helal olsun. Helal olsun. Milyonları hangi kafayla reddedersin ya? Gözü tok demek ki kızım. Benden de aferin. Kalbi de aklı da yüzü kadar güzelmiş. Hı? Hadi. Aa, ne yaptın ya? Ben sana demedim mi ya? Ne yaptın? Porselen takımlarımı koydun? Çaydanı da alsaydın. Kız muhtaç mıyız biz? Yapar mıyım hiç öyle şeyler? Kılık kıyafet sadece. Al şunu. Ay dur. Tamam. Güzel evcik. Hadi hoşça kal. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek de neyle gideceğiz acaba? Yürüyoruz işte. Marco Polo bile at üstünde aşmış çölleri. Yürümemiş yani. Taksi çağıracak paramız da yok. Yine döndük başa. Oh. Tamam sen bana bakma, öyle boş boş konuşuyorum işte. Sen en doğrusunu yaptın. Ben senden gurur duyuyorum, gurur. O zor bir sepetçilere kalmadık. Ama yani en azından bir başımızı sokacak, ev alabilecek kadar alabilirdin yani. Ya da en azından bir taksi parası. Suzi, biz bir çaresini buluruz. Hep bulmadık mı? Yani ne bileyim, sanki ilk kez talih yüzümüze gülmüştü be. Ne olacak yani, hayallerin şimdi hepsi çöp mü? Benim hayallerim hepsi burada var. Benim biricik ailem Suzi'm, Nefettan da yanında. Daha ne? İyi ki annenden almışım seni. Sen olmasan ben ne yapardım ki? Ellerim dolu. Gel bakayım şöyle koynuma. Gel. Sıkış. kuzum benim. Hadi yürü. Suzi, sen nereden biliyorsun Marco Polo'yu? Benim tarihli gibi efsanedir, efsane. Bir tane tarihçi gediklim vardı. Ondan öğrendim. Neredeyse tarih profesörü çıkacaktım. Hadi gidelim. Gerçekten tebrik ederim. Kıtlanıyoruz biz buralara. Daha geniş bir yer lazım. Dur, bekle.